Ama bu Tanrı kabulünden sonra ondan emirler ve yasaklar getiriyorsa, yaşam biçimini değiştiriyorsa ve bunu yapmayana başka gözle bakıyorsa tabii ki o kabul büyük neticelere yol açıyor. Bu tür kabulle kutsal kitaplardaki mesajları bir misyon olarak, bir yaşam biçimi olarak kabul eden insanın kendisi dışındaki insanlara nasıl baktığını gördüğümüzde bir sürü sorunun ortaya çıktığını görürüz. Böyle bir varsayımdan ibaret olan, ispatı hiçbir zaman mümkün olmayan Tanrı'yı kabul durumu, bunu etmeyene karşı bir düşmanlık, bir hakikatten uzak iddiası büyük sorunlara yol açmıştır. Düşünün, yeryüzünde 1 milyar kadar Müslüman var. 7 milyar insan var, 6 milyar insan Müslüman değil. Bunların hepsinin sapkın vaziyette olduğunu, hakikatten uzak olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bunlara saygınız da yoksa, bunların imanı olmadığı için. Bu sorunlu bir durum değil midir? Yani şahsi bir kabul ve ispatlayamayacağınız, iletişimle hiçbir zaman karşındakini tatmin edemeyeceğiniz bir iddiaya bağlı olarak bunu yapmayan insanı hakikaten uzak görüyorsunuz. Ve öyle fıkhi fetvalar vardır ki bu imanı yapmayan insanların ölümünün bile mübah olduğu ileri sürülmüştür.